Selam arkadaşlar, hepiniz yeni videoma hoş geldiniz. Bugün sizlerle beraber son zamanlarda çok popüler olan Bitcoin hakkında konuşacağız. Ve aynı zamanda ben bu videomda sizlere nasıl kripto para alabilirsiniz ve satabilirsiniz bunları göstereceğim. Son zamanlarda sürekli gündemi meşgul eden bir konu bu. Ve Türkiye'de de Bitcoin kullanımı çok yükseldi. Ama hala nasıl Bitcoin alıp satabileceğini bilmeyen arkadaşlarımız var. Bitcoin'in 5 günlük verilerine baktığımızda böyle sürekli bir yükselip alçalma gibi olaylar görüyoruz. Ve eğer gerçekten paranızı düzgün bir şekilde kullanabilirseniz kripto paralarda çok yüksek karlar elde edebiliyorsunuz. Ama aynı zamanda bunun çok da riskli bir işlem olduğunu size söylemeliyim. Ve ayrıyetten videomuzda hiçbir şekilde yatırım tavsiyesi vermemekteyiz. O zaman şimdi isterseniz hemen nasıl kripto para al sat yapabilirsiniz bunu sizlere göstereyim. Arkadaşlar biliyorsunuz ki birçok kripto para piyasası var. Birçok site var. Ama ben bu videomda sizlere en büyüğünü ve global olanı yani Binance'ı göstermek istiyorum. Binance'a tamamıyla güvenebilirsiniz. Zaten şu anda piyasadaki bence en büyük, en iyi platformlardan bir tanesi olduğunu söyleyebilirim. Ben de zaten oradan al sat yapıyorum. İsterseniz telefondan, isterseniz webten yani bilgisayar üzerinden bu uygulamayı kullanabiliyorsunuz. Mobilden girenler normal mobil mağazanıza gidip Binance yazdığınızda karşınıza çıkar. Eğer bilgisayardan giriyorsanız da hemen şöyle aramaya Binance yazdığınızda karşınıza site çıkıyor. Binance.com global olan sitemiz. Hemen aşağıya doğru indiğimizde Türkiye sitesini görüyorsunuz arkadaşlar. Binance.tr olarak geçiyor. Tıkladığımızda da hemen karşımıza Türkçe ekrana sahip, tamamıyla Türkçe ve TL işlemleri yapabileceğimiz site karşımıza geliyor. Sitenin tam olarak URL'si trbinance.com olarak geçiyor arkadaşlar. Peki girdikten sonra ne yapmamız gerekiyor? Yapmamız gereken şeyler gerçekten çok basit. Zaten sitede de sizi yönlendiriyorlar. Hemen şöyle aşağı indiğimizde burada piyasanın durumunu görebiliyorsunuz. Bitcoin'in kaç para olduğunu vesaire görebiliyorsunuz. Hemen sağ üstte arkadaşlar hesap oluştur yazıyor. Şöyle biraz yakınlaştırayım siz daha rahat görün. Hemen sağ üstte hesap oluştur butonumuz bulunuyor. Tıklıyoruz arkadaşlar. Ve daha sonra burada doldurmamız gereken birkaç yer var. İlk öncelikle e-postanızı ve şifrenizi buralara yazıyorsunuz. Daha sonra arkadaşlar aşağıda referans kimliği yazıyor. Eğer buraya bu kodu girerseniz komisyonlarda yüzde on indirim kazanabiliyorsunuz arkadaşlar. Bu kodu da videonun açıklama kısmına yazacağım. Kayıt olurken bu kodu girdiğinizde yapacağınız işlemlerde komisyonunuzda yüzde on indirim alabiliyorsunuz. Daha sonra e-posta şifremizi yazmamız gerekiyor. Hemen yazıyorum. Evet. E Posta şifremi girdim, daha sonra mail adresime bir doğrulama kodu geldi, onu girdim ve şu anda hesabım açıldı arkadaşlar. Görmüş olduğunuz gibi şu anda hesabımı görüyorsunuz ama sadece bunlarla bitmiyor arkadaşlar. Yapmamız gereken daha çok önemli bir işlem var ve bunu yapmazsak eğer bu site üzerindeki işlemlerimiz çok kısıtlı oluyor. Ve neredeyse hiçbir özelliğinden faydalanamıyoruz ve bunu mutlaka yapmamız gerekiyor. Hemen sağ üstten arkadaşlar buraya gelip mail adresimin yazdığı yere tıklıyorum. Şu anda hesabımızın ana sayfasındayız arkadaşlar. Gördüğünüz gibi bizim burada komisyon seviyemiz gözüküyor. Bakiyemiz gözüküyor. Burada görmüş olduğunuz gibi göstere bastığımızda hepten gözüküyor. Yani açık olarak gözüküyor. Şimdi fark ettiyseniz burada VIP 0 yazıyor arkadaşlar. Bizim burada yapmamız gereken hesabımızı seviye 2'ye çıkarmak olacak. Seviye 2'ye çıkarmadan birçok özellikten faydalanamıyoruz. Yani seviye 2 yapmamız şart diyebilirim. Peki bunu nasıl yapabiliriz? Hemen buradan doğrula butonuna tıklıyoruz ve gördüğünüz gibi seviye 1 ile seviye 2 arasındaki bize farkları gösteriyor. Seviye 1'de arkadaşlar hiçbir şekilde bir işlem yapamıyoruz. Sadece kripto para yatırabiliyoruz. Ama seviye 2 çıkardığımızda kripto yatırma, kripto çekme, para yatırma, para çekme gibi birçok işlemlerimizi aktif hale getiriyoruz. Yani seviye 2 yapmamız gerekiyor. Peki nasıl yapabiliriz? hemen başlayalım. Öncelikle burada arkadaşlar seviye 1'in hemen altında doğrula butonu oluyor. Buna tıklıyoruz. Daha sonra bizden bu bilgileri girmemizi istiyor. Burada hangi bilgiler var? İkamet ettiğimiz ülke, TC kimlik numarası, adımız, soyadımız, şehrimiz, ilçemiz ve doğum tarihimiz gerekiyor. Bunları yazmamız lazım. Bu bilgileri eksiksiz bir şekilde doldurabilirsiniz arkadaşlar ve tamamıyla güvenli olduğunu söylemek istiyorum. Çünkü dediğim gibi Binance sitesi global bir platform ve en çok kullanılan kripto para sitelerinden bir tanesi. Evet buradaki bilgileri doldurduktan sonra arkadaşlar ilk seviyeyi geçmiş oluyorsunuz. Şimdi gereken ikinci seviyeyi tamamlamak. İkinci seviyeyi tamamlarken de arkadaşlar yapmanız gereken şu. Kimliğinizin önünü ve arkasını çekip bu şekilde çıkacak olan panelden yüklemeniz gerekiyor arkadaşlar. Ben şu anda orayı gösteremiyorum çünkü benim şu anda Binance'a kayıtlı bir hesabım olduğundan dolayı ben ayrıyetten başka bir hesap üzerinde işlem yapamıyorum. Bu yüzden size fotoğraflarla göstermek istiyorum. Gördüğünüz gibi ilk seviyeyi tamamladıktan sonra karşınıza böyle bir ekran gelecek. Burada yapmanız gereken şey kimliğinizin önünü ve arkasını çekip buraya yüklemeniz gerekiyor. Daha sonra devam butonuna bastıktan sonra böyle bir ekran karşınıza çıkacak. Burada da sistem tarafından fotoğrafınız istenecek. Yani yeni bir fotoğraf çekmenizi sistem isteyecek arkadaşlar ve daha sonra fotoğrafı çekmek için fotoğraf alanına tıklayıp Ardından buradaki Submit and Content butonuna basmanız gerekecek. Bu tabii ki Türkçe olacak sizde. Bunları da yaptıktan sonra arkadaşlar işlemimiz bitmiş oluyor. Eğer e, böyle bir ekranda karşınıza çıkarsa zaten burada diyor ki arkadaşlar herhangi bir şapka takmayın, gözlük takmayın, filtre kullanmayın ve parlak olmasına dikkat edin gibi bazı uyarılarda bulunuyor ve bu şekilde sizden bir fotoğraf istiyor. Bu işlemi de tamamladıktan sonra arkadaşlar işleminiz tamamlanmış oluyor. Bu işlemlerin hepsi bittikten sonra yaklaşık olarak arkadaşlar bir saat içerisinde hesabınız onaylanıyor ve e, hesabınızı kullanmaya yani tüm özellikleri kullanmaya başlayabiliyorsunuz. Burada da zaten söylüyor. 1 saatten az sürer diyor normalde. Evet, hesabımızı A'dan Z'ye açtık ve seviye 2'ye kadar çıkardık ve şu anda hiçbir sıkıntı kalmadı. Artık Bitcoin al sat işlemlerimizi çok rahat bir şekilde yapabiliriz. Evet, şimdi sıra geldi nasıl satın alacağımıza. Satın almak da gerçekten çok kolay arkadaşlar. Öncelikle tabii ki hesabınıza para yüklemeniz lazım. Para nasıl yükleyeceğinizi bilmiyorsanız onu da göstereyim. Hemen sağ üstten hesabınıza gelip şöyle tıklıyorsunuz bir kez buraya. Bu ekrana geldikten sonra hemen soldan cüzdana basıyorsunuz ve yatırmaya tıklıyorsunuz arkadaşlar. Tıkladıktan sonra karşımıza Binance TR sitesinin desteklediği bankalar çıkıyor ziraat bankası ve vakıfbank üzerinden 7:24 bu siteye para aktarımı yapabiliyorsunuz arkadaşlar diğer bankalardan yapacaksanız eğer 7 24 olmuyor yani bu eft geçiyor sadece hafta içi saat 4'e kadar yanlış bilmiyorsam 4'e kadar para yollayabiliyorsunuz ama ziraat bankası ve vakıfbank için 7 24 havale seçeneği var şöyle hemen üstüne gelip tıkladığımızda hangi bilgiler olduğunu görüyorsunuz arkadaşlar yatırma için burada bilgilerini vermişler. Hesap adı olarak burada gördüğünüz yazıyor ve daha sonra yollamanız gereken iban da burada yazıyor arkadaşlar bu ibana parayı yolluyorsunuz ama burada önemli bir nokta var. Bakın diyor ki arkadaşlar yatırma işlemleri kendinize ait bireysel banka hesaplarından yapılmalıdır diyor. Yani siz bu hesabı açarken hangi adı girdiyseniz o ad üzerinden o banka hesabının üzerinden Para yollamanız gerekiyor. Onun dışında paranız hesabınıza geçmeyebilir. Burada zaten gördüğünüz gibi ona uygun bir e, açıklama yapmışlar. Yani binance hesabınız kimin üzerine ise, kimin adının üzerine ise o kişinin banka hesabı üzerinden para yollamanız gerekiyor. Tamam, hesabımıza paramızı da ekledik diyelim. Peki şimdi nasıl kripto para alacağız? Hemen onu da göstereyim. Sağa sağ kısma geldiğimizde arkadaşlar gördüğünüz gibi bütün kripto paraları burada görebiliyorsunuz. Şu an TL'nin desteklendiği kripto paraları görüyorsunuz. Birçok kripto para var. Bunların hepsini değerlendirebilirsiniz. Bu tamamıyla size kalmış bir şey. Ben Bitcoin üzerinden göstereceğim. Şu anki fiyatı 353.000 TL arkadaşlar. Örnek veriyorum ben Bitcoin'i şu anda 353.954 TL'den 100 liralık almak istiyorum diyelim. Hemen aşağıya geliyorum arkadaşlar şöyle. Buradan BTC satın al kısmından fiyat kısmına Bitcoin'in fiyatını yani kaçtan almak istediğimizi yazıyoruz. Ben kaç demiştim örnekliyorum 353 bin diyelim 353 bin liradan toplamda 100 liralık almak istiyorum diyelim şöyle 100 yazıyorum şu anda ben burada ne yapmış oldum 353 bin liralık fiyattan 100 liralık Bitcoin almış oldum ve hemen aşağıya gelip BTC satın ala bastığımızda da arkadaşlar emir vermiş oluyoruz yani Bitcoin 353 bin liraya düştüğünde mesela şu an 353.919 TL ama biz burada dedik ki 353 bine düştüğünde bana 100 liralık bitcoin al dedik. Burada yapmış olduğu yapmış olduğumuz işlem bu. Ve BTC satın ala bastığımızda da emri vermiş oluyoruz. Hemen aşağıda gözükür. gözükür. Ee, ve bu şekilde Bitcoin'e satın alabiliyoruz. Aynı şekilde satma işlemini de şöyle yapıyoruz arkadaşlar. Mesela örnek veriyorum ben 353 binden aldım ve 356 binde satılmasını istiyorum. 356 bin yazıyorum buraya. 356 bin yazdıktan sonra buradan %100'ü seçebilirsiniz arkadaşlar. Yani bütün elinizdeki bitcoinleri 356 binden satmak istiyorsanız %100'e basmanız lazım. Ama örnek veriyorum ben 0,01'ini satacağım diyelim mesela. Bu bu kadara denk geliyormuş. Şöyle yaparsak mesela 35 liralığını satıyorum. Ama ben elimdeki bütün bitcoinleri 356 bin liradan satmak istiyorsam %100'e basmam gerekiyor. Benim hesabımda şu an mesela 0.003 bitcoin varmış. Bunun şu anki değeri ne kadar böyle yaptığımızda 1068 TL olarak çıkıyor. tabi şu an 353.000 TL. Şöyle mesela benim şu an hesabımda Bitcoin olarak ne kadar varmış? 1059 TL varmış arkadaşlar. Ben bunu, ben bu Bitcoin'i arkadaşlar eğer 363.000'de satarsam 1059 yerine 1089'a satmış oluyorum. Umarım anlamışsınızdır gerçekten. Çok basit yani herkesin anladığını umuyorum. Aynı şekilde diğer kriptolarda da durum aynı arkadaşlar. Bunu bütün kriptolarda aynı şekilde yapıyorsunuz. Hiçbirinde fark etmiyor. Umarım bilgilendirici bir video olmuştur. Dediğim gibi açıklama kısmında Binance TR'nin linkini bulabilirsiniz. Oradan kayıt olup aynı zamanda vereceğim kodu kullanarak da %10 indirim kazanabiliyorsunuz. Umarım bilgilendirici olmuştur. Bunun gibi daha fazla video için aşağıdan kanalıma abone olup videoyu beğenebilirsiniz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.